Pazar günü Racing Club'ın Belgrano Cordoba ile oynadığı maç sonrası Racing Club ekibini taşıyan uçağın kapısı kalkış sırasında açılınca yolcular arasında büyük panik yaşandı. Futbolcuların bağırarak durumu pilota bildirmesi ve zamanında yapılan müdahale ile futbol dünyası yeni bir kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar ve panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Akıllara ise Kolombiya'da yaşanan Chapecoense faciası geldi. Aşırı yağışın etkili olduğu Kuveyt'te sel yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Sel nedeniyle bazı evler, arabalar sular altında kaldı. Bir araca da yıldırım düştüğü öğrenildi ve güvenliğin üst seviyeye çıkarıldığı açıklandı. Öte yandan yağan yağmurdan çok sevinen vatandaşlar da vardı. Oturma odası havuza dönen bir Kuveytli o anı işte böyle eğlenceli hale getirdi. Yüzyılı aşkın süredir yapılması veya yapılmaması konusunda tartışmaya konu olan Kuzey Denizi ve Norveç Denizi'ni bağlayan noktadaki tünel sonunda onay aldı. Stad yarımadası etrafına dolanmak zorunda kalan gemilerin kazaya karışmalarını engellemek amacıyla yapılacak tünel dünyada ilk olacak. Yeni Zelanda'da Işıklara Yolculuk isimli tarifeli uçak turu yolculara kutup ışıklarını gökyüzünden izleme fırsatı sundu. Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinden havalanan ve 8 saat uçakta yolculuk yapan yolcular Antarktika'dan geçerken kuzey ışıklarını görüntüledi. Estonya'da donmuş gölde mahsur kalan bir adam uzun uğraşlar sonucu ölmek üzereyken kurtarıldı. İki kişilik kanolu kurtarma ekibinin nihayet ulaştığı talihsiz adam beline kadar buzlu suya gömülmüş halde ve oldukça bitkin vaziyette bulundu. Hemen kanoya alınan adam hızla karaya çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.